Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Allah'ın inayeti ne demektir? Bu konu üzerinde bir derece açıklama yapmaya çalışacağız. Değerli izleyenlerim, Cenab-ı Hakk'ın bütün varlık alemine çok büyük ikramları var. Her şeyden önce Allah-u Teala tamamen rahmetiyle, mahza lütfuyla şu varlıkları yaratmış. Bizler bir zamanlar yokluk karanlıklarındaydık, yoktuk. Şu alem yoktu, hiçbir şey yoktu. Allah-u Teala ezeli inayetiyle bizleri yaratmayı murad etti. Var olmak zaten doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın ikramına, inayetine mazhar olmaktır. Adeta zaman ve mekanı beraber düşünecek olursak, nasıl ki bir öğretmen işte boş bir tahta üzerinde sanatını gösteriyor veya bir ressam tuval üzerinde kendi sanatını gösteriyor. Cenab-ı Hak mekanı kendisine bir tahta yapmış, bir tuval yapmış, onun üzerinde sanatını icra ediyor. Ve hangi varlığa vücut vermişse ezeli inayet fırçası ona temas etmiş oluyor ve o insan bu şekilde veya o varlık bu şekilde vücut aleminde arz-ı endam ediyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaratılmış olan bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın inayetinden hisselerini almışlardır. Ama inayetin mertebeleri var. Özellikle insanla alakalı Cenab-ı Hakk'ın çok güzel bir inayeti var. İnayeti özel bir itina. O anlamda belki anlamamız daha da uygun olur. Cenab-ı Hak insana özel bir itina göstermiş. Mimar Sinan'ın yüzlerce eseri vardır. Ama bu yüzlerce eser içinde Selimiye'nin yeri ayrıdır. İşte Mimar Sinan şöyle diyebilir, ben sanatımı en güzel bir şekilde Selimiye'de gösterdim. Zaten bunu da demiştir. Şehzade Camii için çıraklık eseri, Süleymaniye Camii için kalfalık eseri derken Selimiye Camii için de ustalık eserim demiştir. Bunu tabi Cenab-ı Hakk'ın sanatıyla kıyas anlamında değil, misal olsun diye veriyorum. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın kalfalık eseri, ustalık eseri gibi bir ayrım yanlış anlamalara da sebebiyet verebilir. Cenab-ı Hak her bir varlığa o varlığın mahiyeti neye uygunsa, neyi gerektiriyorsa o şekilde vermiştir. İşte o varlık mahiyetleri içinde en merkezde insan yer alıyor ve Allah-u Teala insana çok özel bir itina gösteriyor, çok özel bir önem veriyor. Allah-u Teala Hazreti Adem'in yaratılışını bize anlatırken halaktu bi yedeyye, ben onu ellerimle yarattım buyuruyor. Halaktu bi yedeyye, ben Adem'i ellerimle yarattım. Özene bezene yarattım, bu manayı ifade etmekte. Ve Allah-u Teala sadece Adem'i değil, Adem'in torunları olarak her bir insanı özene bezene yaratmıştır. Ve her bir insana farklı bir sima vermiştir. Farklı kabiliyetler vermiştir ve onun hayat boyunca ihtiyaçlarını görmektedir. Hücrelerindeki tasarrufu, bütün vücudundaki tasarrufu devam ettirmektedir. Ve insan her an Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle hayatını devam ettirir. O özel inayete mazhariyetle yoluna devam eder. Ve hayat boyu bu böyle sürecektir. Ve iman edenler açısından Cenab-ı Hakk'ın inayetine, özel inayetine mazhar olmak kabirde de, kabirden sonrasında da devam edecektir. Değerli bir dostumuz şöyle bir olayı anlatmıştı. Kendisi bir gün bisikletine binmiş giderken, yağmurlu bir kış günü, kayıyor ve yere düşüyor. Arkasında da süratle gelen bir tır varmış ve tır şoförü refleksiyle hemen birden durduramıyor ve üzerinden geçiyor. Ama gerçekten de Cenab-ı Hakk'ın bir koruması, tekerler kendisine değmiyor, boşlukta kalıyor. Ve o şekilde tır üzerinden geçiyor ama bu zata ne kendisine ne de bisikletine bir zarar olmuyor. Tır şoförü geçtikten sonra ancak durabiliyor, arabayı durduruyor ve geriye dönüp bakıyor. Acaba üzerinden mi geçtim, nasıl oldu diye. Evet, üzerinden geçmiş ama hiçbir değmeden, hiçbir zarar vermeden. Ve o zata da diyor ki, ya ne yaptın, dikkat etsene, kendine de yazık edecektin, bana da diyor. Ve ardından da şunu soruyor, koca tır üzerinden geçti, sana hiçbir zarar olmadı
bu nasıl olur diyor. O da demiş ki inayet. O tır şoförü inayet kelimesini anlayamıyor. İnayet ne demek diyor. O da cevaben diyor ki üzerinden koca tır geçer, sana hiçbir zarar vermez. İşte bu inayettir diyor. Cenab-ı Hakk'ın inayeti. Yani burada özel koruması, özel bir itinada bulunması tabiri caizse. Bu bir inayet örneğidir. Cenab-ı Hak bu gibi kazalardan koruma noktasında da inayetiyle kullarına tecelli eder. Normal şartlarda %100 ölüm gibi görülen durumlarda Allah dilerse burnunu kanatmadan yoluna devam ettirir. Bu da özel bir inayettir. Yıllar önce Ankara'da bir arkadaşımız bizi bir tepeye davet etmişti. Oradan Ankara'ya böyle tepeden bakıyoruz. Bir piknik tarzında. Kendisi çay da yapmış ve bisküvi de almış. Sohbet ederken şöyle bir soru sordu. Dedi ki hocam, Cenab-ı Hakk'ın ikramını anlıyoruz da bir de inayet kelimesi kullanılıyor. Bu ikisini birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Cenab-ı Hakk'ın ikramı var, doğru. Bir de inayeti var. Bu inayet nedir? Dedim şu andaki durumumuz bunu anlamaya gayet müsait. Bak dedim sen misafir olarak size gelmişiz. Bize ikramda bulunuyorsun. Çay getirdin ve bisküvi getirdin. Burada bir ikram var. Ama dedim eğer inayet de olsaydı bu bisküviden değil de benim sevdiğim başka bisküvi var. Ondan getirirdin. Evet dedim ortada bir ikram var ama şu anda bir inayet görülmüyor. İşte değerli izleyenlerim, Cenab-ı Hakk'ın ikramında aynı zamanda inayet vardır. Ve böylece her canlının hangi gıdaya ihtiyacı varsa o gönderilir. Ve o zaman gerçekten o ikram, ikram olur. Bütün mahlukat kendisine serilen sofradan memnun kalırlar. İşte kartalların kendine göre bir sofrası var. Onlar Cenab-ı Hakk'ın inayetine mazhardır. Çünkü onların tabiatı böyle bir gıdadan zevk alacak şekilde bir tabiata sahipler. Daha diğer bütün varlıklar, bunların her birisi kendilerine serilen sofradan memnundurlar. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın hem bir ikramı var hem de aynı zamanda bir inayeti var. O ezeli inayet bir tecellisiyle şu aleme vücut vermiş ve o ezeli inayet şu anda da devam etmekle alemi devam ettirmekte. Şu insanlar ve özellikle Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın özel ikramına, özel inayetine dünyada mazhar olmuşlar. Diğer alemde ise ehli iman olanlar Cenab-ı Hakk'ın özel nimetlerine ebediyen mazhar olacaklar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا Allah müminlere karşı son derece rahimdir, son derece şefkatlidir. Bu inayeti de içine alır ve diğer alemde Allah-u Teala özellikle ehli iman olana cennette öyle şeyler, öyle ikramlarda bulunacak ki hadis-i kutsi'de ifade edildiği üzere ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere öyle bir şey hutur etmiştir. Cenab-ı Hak hepimizi daimi inayetine mazhar eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.